içerisinde ifade ettiğiniz gibi İstanbul'un su kaynakları olan barajlar alarm vermeye devam ediyor. Kış aylarında olmamıza rağmen beklenen yağışın gelmemesi sebebiyle barajlardaki su boyutu tehdit eder noktaya geldi. Şimdi kameraman arkadaşım Kadir Mercan Naz sizlere buradaki görüntüleri gösterecek. Özellikle de barajlardaki su seviyesinin nasıl çekildiğinin, geriye çekildiğinin, suların nasıl azaldığının en net görüntüsü şimdi drone görüntüsüyle, drone kamerasıyla Ali Beyköy Barajı'ndaki tabloda göreceksiniz. Dediğim gibi İstanbul'da kış aylarına girmiş olmamıza rağmen beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı tehdit eder dereceye boyuta ulaşmış durumda. Ve İstanbul'da Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre ise geçtiğimiz yıl %48,5 olarak ölçülen su seviyesi bu yıl %32'lere kadar gerilemiş oldu. Ki şu anda da Ali Beyköy Barajı'nı görüyorsunuz. Ali Beyköy Barajı'ndaysa su seviyesi %18'lere gerilemiş durumda ki bu da dediğimiz gibi tehdit eder derece olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Ve buna göre su seviyesinin yaklaşık %16'lık bir düşüş yaşandığı görülüyor. Şimdi kameraman arkadaşım Kadir Mercan Naz sizlere özellikle de buradaki görüntüyü gösterdiğinde suların nasıl geriye çekildiğini de göreceksiniz. Evet, Kadir'den biraz daha rica edeceğim. Tam da suların geriye çekildiği noktayı sizlere göstersin. Özellikle de şu anda kurak, yani toprak gördüğünüz nokta, normal şartlarda geçtiğimiz yıllar kıyasladığımızda suyun dolu olması gerekiyordu ama dediğimiz gibi yağışların gelmemesi barajlardaki su seviyesinin düşmesine sebep oldu. Özellikle de burada İstanbul'daki barajların doluluk oranlarına bakacak olursak Terkos Barajı'nda %39, Sazlıdere Barajı'nda %38, İstancalar Barajı'nda %36 ve Büyükçekmece Barajı'nda yine %36'lara gerilediğini görüyoruz ve Ömerli Barajı'nda %36'ya gerilerken Elmalı Barajı'nda %32, Darlık Barajı'nda %29 ve şu an bulunduğumuz bu noktada ifade ettiğim gibi Ali Beyköy Barajı yine en çok suların azaldığı, suların çekildiği barajlardan biri ki %18'lerde olduğunu görüyoruz. Ve Kazandere Barajı %8 iken Papuçdere Barajı'nda ise %4'e gerilediğini sizlerle paylaşmış olalım. Şu anda da ekranlarda görüyorsunuz. Özellikle de biraz daha o top suların çekildiği noktayı gösterebilirsek orada özellikle de suların geri çekildiğini şimdi haber ekranlarında göreceksiniz ki haber radyoda bizi dinleyenler için de şunu bir kez daha belirtelim. İstanbul'da bulunan barajlarda geçtiğimiz yıla göre %16'lık bir düşüş var ki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre bu tabloyu anlatıyoruz ve geçtiğimiz yıl %48,5 olarak ölçülen su seviyesi bu yılda %32'lere gerilemiş durumdayız. Şu anda ekranlarda gördüğünüz o kurak noktalar, o toprağın olduğu kahverengi noktalar normal şartlarda sularla dolu olan yerlerdi ama ne yazık ki ifade ettiğim gibi kış aylarında, yani yağışları olması gerektiği mevsimde olmamıza rağmen beklenen yağışların gelmemesi sebebiyle su seviyesi her geçen gün giderek düşmeye devam ediyor ki son olarak şunu da söyleyelim, dediğimiz gibi en çok suların çekildiği adreslerden biri de Ali Beyköy Barajı diyelim ve Banuel, söz tekrar size bırakalım.